Yeni elektrikli otomobil lansmanları beni her zaman heyecanlandırıyor. Elektrifikasyon konusunda dün önemli bir adım daha atıldı. Xiaomi'nin uzun süredir beklenen SU7 veya Su7 isimli yeni modeli lanse edildi. Lanse edildi derken aslında hata yapıyorum. Ürün direkt olarak teslimata başlıyor Nisan sonunda itibaren. İnanılmaz bir fiyatı var. 29.900 dolardan başlıyor. 41.500 dolara kadar uzanıyor fiyat aralığı. Ama bu fiyata göre çok 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 iyi otomobiller gerçekten. Nitekim o kadar iyiler ki ilk tanıtıldıkları 24 saat içerisinde 90, 90 binin üzerinde sipariş aldılar. Hisse senedi şirketin %12 zıpladığı hemen ve şirketin karizmatik CEO'su Lee Jo'nun 2 saatlik sunumu milyonlarca kez izlendi. Gerçekten son dönemlerin en heyecanlı otomobil lansmanlarından bir tanesiydi. En son Tesla Cybertruck'ta bu kadar heyecan yaratılmıştı. Peki dünyanın en önemli cep telefon üreticilerinden olan Xiaomi bu işe neden giriyor? Büyük bir zarar edeceği belli olan bu işe ne kadar para ayırmaya niyetli? Stratejisi ne, vizyonu ne? Bütün bunları bugün konuşacağız ve elbette onu Tesla ile de kıyaslayacağız. Çünkü şirketin CEO'su SU7'nin doğrudan doğruya Model 3'e bir rakip olarak üretildiğini ifade etti ve dedi ki Model 3 kullanıcılarının bir upgrade olma zamanı gelmedi mi artık? Sunum sırasında da ürünün özellikle otonom suç özelliklerini Tesla'da karşıydı. Diğer pek çok özellikte ise Tesla'nın çok üstünde olduğunu da söyledi. Yani doğrudan doğruya Tesla'ya rakip olarak geliyor. Çok hırslı dünyanın en büyük 5 otomobil firması arasına gireceğiz diyor. Önümüzdeki yıllarda her şeyi de buna göre planladık diyor. O yüzden bu şirketin stratejisini mutlaka incelememiz gerekiyor. Ve bir yandan da biliyorsunuz yakın zamanda Apple Titan ismi projesinden vazgeçti. 10 milyar dolar ve yıllarca zaman harcadıktan sonra etikli akıllı arabalar üretmekten ben vazgeçtim. Bu çok konuşulduğu ilgili videom yukarıda mutlaka izleyin. Ona karşın Xiaomi bu işe büyük bir cesaretle soyunuyor. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Tesla hissesi bunlardan nasıl etkilenir? Xiaomi hissesi önemli bir yatırım mı? Apple'a neler olacak? Bütün bunları sizin için derledim, toparladım ve yorumladım. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik Önce arabanın bazı tasarımsal özelliklerine bakalım. Ben bir otomobil değerlendirmesi olmadığım için burayı kısıtlı geçeceğim. Daha sonra Tesla ile rekabet edeceği en önemli iki alan olan elektrifikasyon ve otonom suç konusunda ise biraz daha detaylı bakacağız. Bir kere şunu söylemek lazım. Araç oldukça çekici gözüküyor. Ben biraz Porsche Taycan'a benzettim. Twitter'da da bu konuda epey göndermeler vardı. Elektrikli bir sedan ama sportif ve genç bir tasarım var. Gerçekten çok çekici gözüküyor. Gençliğin ve sportifliğin bu karışımını alçak tasarımlı ve kupe benzeri tavan çizgisiyle yakalamışlar. Aracı işte baktığımızda tamamen dijital bir sürücü ekranı görüyoruz. Arka koltuklarda iki adet Xiaomi'nin tabletini veya Apple iPad'i yerleştirebileceğiniz özel hane bulunuyor. Galiba üst modellerde zaten bu Xiaomi tabletler kendi içinde de birebir geliyorlar. Tabi en nihayetinde bir cep telefonu üretisi olduğundan Xiaomi aracı da cep telefonu barışık yapmış. Bu hem yazılım anlamında böyle hem donanım anlamında böyle. Donanım tarafında kablosuz şarj özelliğine sahip özel bir telefon tutusu var. Ayrıca kapı altında telefonları koymak için de özel cepler bulunuyor. Taban içinde bir takım çok hoş özellikler de var. Mesela bir dizüstü bilgisayarı rahatlıkla asıldırabileceğiniz geniş torpido gözü, yalpalayıcı, önleyici, paspaslı 4.6 litrelik bir buzdolabı. Herhalde bu en üst modelde var. Koltuk altı şemsiye tutucusu. Bu bu aralar çok popüler bir konu. 25 hoparlörlü ses sistemi ve aktif bir koltuk var. Özellikle cam tabanı gayet hoş gerçekten. Burada UV izolasyonunda kuvvetli şekilde yapmışlar. Araç Tesla Model 3'ten daha büyük. Bu büyüklük hem uzunluğuna yansıyor hem bagaj büyüklüğüne yansıyor. Ön taraftaki Frank denen etik arabaları özel bagajda Tesla'dan daha büyükler. Arka bagaj Tesla'da biraz daha geniş. Ama bu aracı aslında büyüklük olarak Model 3'te değil de Model S ile Porsche Taycan'la kıyaslamak daha doğru olur gibi gözüküyor. Araç böyle zevkinize kalmış. Çok şık buldum gerçekten de. Bana biraz fazla süslü görüyor böyle araçlar. Ben hala Tesla Model 3'ün sadeliğini tercih ederim. Ama bunlar kişisel zevk meselesi. Gelelim asıl meselelere. Aracı bir kere fiyat olarak Tesla Model 3 ile karşılaşmak lazım. Ama daha da önemlisi elektrifikasyon altyapısı nasıl ve otonom suçta ne durum? Önce fiyat kıyas yapalım. Tabi burada Çin'deki fiyatları baz alıyoruz kendimize. Tesla'nın en ucuz modeli arkadan yetiştiği model 3'te başlangıç fiyatı 34.053 dolar Çin'de. Xiaomi'nin en düşük modeli ise 29.898 dolardan başlıyor. Yani 4.000 doların üzerine burada bir fiyat farkı var. Tesla model 3 arkadan yetiştiği 606 km menzile sahip. Oysa Xiaomi'nin eğer iddiası doğruysa 700 km menzili var. Daha üst Tesla modellerine baktığımızda model 3'ün biraz daha yüksek bir versiyonu 34 bin dolara. En üst modeli ise 40 bin dolara satılıyor. En üst modelde Xiaomi ile fiyatlar birbirine yakalıyor. Yalnız unutmamakta fayda var. Tesla Model 3'ün yeni bir versiyonu çıkacak. En üst versiyonu Ludicrous diye geçiyor. Onda daha iddialı bir fiyat gelebilir. Fakat burada fiyatla menzil kıyasladığımızda Xiaomi'nin daha üstün olduğu kesin. Xiaomi bunu nasıl yapıyor? Müthiş zarar ederek yapacak mutlaka. Çünkü unutmayın Tesla 2 milyona yakın araba üretiyor. Çok ciddi bir üretim ölçeği var ve bunu kendi fabrikalarında yapıyor. Xiaomi'de ise daha yeni arabalar üretim hattından çıkmaya başlayacaklar. Üretimi kendi fabrikasına yapmıyor. Çinli büyük ve devlete ait üretici olan BAIC'nin fabrikalarında gerçekleştiriyor. Başka pek çok markada zaten orada üretiliyorlar. Bundan dolayı böyle bir çift katmanlı maliyet Var. Yani önce o fabrikaya ait maliyetler ödeyecek. O şirket bir kere çek, Üzerine burası kar edecek. Burada mümkün değil şirket kar etmiyor. Zaten Ford örneğine baktığımızda düşük üretim adetlerinde etik otomobillerde dev zararlar ediliyor. Benim tahminim burada 30 bin dolara sattığı bir arabada 30 bin dolar civarında zarar ediyor. Yani arabayı hediye etmesi daha mantıklı olabilir. Ama elbette şirket burada iddialı. Biz ölçekleneceğiz diyor. Ölçeklendiğimiz zaman üretim hatlarımızdan 76 saniyede bir araba inecek diyor. Belki ileride kendi fabrikalarını kurarlar. Avrupa'da bazı fabrika kurma hayali var ve bu da bizi dünyanın en büyük 5. şirketi haline getirecek diyor. Ama ciddi bir zarar edileceği kesin. Mesela şu ana kadar aldıkları 90 bin araba siparişini düşünün. Onu 100 bine yuvarlayalım. Herhalde gelmiştir oraya. 3 milyar dolar civarında cüre edecekler orada. 30 bin dolarlık baz arabalar alınmışsa. Ama bu arabalardan bence bu kadar da zarar edecekler. Yani en az 3-4 milyar dolar da zarar edecekler. Bu yüzden şirketin bu zarara katlanması lazım. Muhtemelen arkasında Çin devletinin desteği var. Muhtemelen üretim yapan firma maliyetlerini tam olarak buraya yansımayacak. Yani orada bir planın olduğu kesin. Zaten o yüzden sürekli Avrupa'dan anti dumping davalar açıyor Çin üreticilerine. Ama bir şekilde ne olursa olsun çok iyi bir fiyatla bu ürünü piyasa çıkarıyorlar. Bu zararda ne kadar katlanabilirler? Finansal gücüne kadar var bu bir şirketin? Biraz sonra buna geleceğiz. E tabi otomobil meraklıları hemen hızlı da merak ediyorlar. Daha doğrusu hızlanmayı. Tesla temel modeli 6.1 saniyede sıfırdan 100'e çıkarken Xiaomi de bu 5.28 saniyede. Tesla model 3'ün biraz daha gelişmiş modeli bu 4.4 saniyeken Xiaomi de 2.78 saniye kadar iniyor ama tekrar hatırlatalım. Tesla'nın yeni çıkacak Ludicrous modelinin performansını bilmiyoruz. Azami hızlara baktığımızda 200-210 km arasında geziyor. En üst model olan Max ki bu hem arkadan hem önden itişi var. Burada 265 km saate çıkmış Xiaomi. Tesla'nın yeni modelin hızını yakında göreceğiz hep beraber. Gelelim menzile. Tesla'nın en temel modelinin menzili 606 km. Xiaomi SU7'de bu menzil 700 km'ye çıkıyor. Fakat burada böyle bir verimlilik şahsi yok aslında. Daha büyük bataryayla yapmışlar bunu. Tesla'nın bataryası 60 kWh saatlik. Buna karşı Xiaomi'ninki 73.6 kWh'lik. saatlik. E bu da tabii menzile artırıyor. Buradan tabii maliyeti de artıyor ama dediğim gibi şu anda Xiaomi maliyeti göz ardı etmiş. Bu nedenle Tesla'dan daha iyi bir menzili var. En üst modellerde 830 ve 800 kilometrelik menziller var. Bunlar hakikaten dehşet ingiz. Tesla'nın 713 ve 682'sine karşılık. Burada her zaman için Çin'den gelen sayılara biraz şüpheyle bakılabilir. Ama bazı Tesla'da insanlar aracın hakikaten gerçek Çin koşullarında 670-700 kilometreleri gördüğünü söylüyor. Bunu benim kestirmem zor. Fakat bunları büyük bataryalara yapıyorlar. En üst modelinde 101 kilovat saatlik batarya var. Bunun maliyete yansımasını şimdilik göz ardı etmişler. 1 kilometrede kaç watt elektrik harcanıyor da burada görüyorsunuz 126 watt harcıyor en üst model. En düşük modeli 105 watt harcıyor. Bu Tesla'nın temel modeliyle aynı gibi. Bir üst model olan Pro'da 114 watt var gibi bu Tesla'nın benzer yakın bir yerlerde. Yani öyle bir verimlik şahesleri yok. Daha ziyade üzerinde dur olan temel konu büyük piller. Verimlilik şaheseri yok derken bu arada aracın hakkını şu yönden de yememekte fayda var. Temel iki modelinde 100 voltluk elektrik mimarisi kullanmışlar fakat Max modelde 800 volt kullanmışlar. Aynı Tesla'nın Cybertruck'ta olduğu gibi. Bir de aracın ayrı dinamiği hakikaten inanılmaz 0.195 cd'lik sürtünmeye sahip. Bu bu tip araçlar içindeki en iyisi. Bunlar aracın tabii verimine bir miktar katıyorlar ama benim en azından şu sayılarda ciddi bir verimlilik farkı görmediğimi söylemeliyim. Gelelim şarj süresine. Burada Xiaomi epey avantajlı gözüküyor. Pili %10'dan %80'e şarj etmek Tesla Model 3'te işte 25 dakika sürüyor. Xiaomi'nin bazı modeline de aynı 25 dakika civarında. Tesla'nın orta modellerde 25-27 dakikalar var. Bu Xiaomi'de de 30 dakika civarında. Max'te 19 dakika kadar iniyor çünkü burada 800 volt mimarisi var. Ama esas çarpıcı bölüm şu sağdaki sütun. Her şarjda kaldığı dakikada araçla kadar menzil kazanıyor. Çünkü unutmayın Xiaomi'nin pilleri daha büyük. Burada epey Tesla'dan üstün olduğunu görüyoruz. Eğer Xiaomi Max ilgili sayılar doğruysa her şarjda kaldığı dakikada 29,5 kilometre menzil kazanıyor araç gibi gözüküyor. Tabi bunlar hep tartışmalı meselelerdir. Ayrıca ölçülmesi gerekiyor. Ama en azından iddia bu yönde ve 800 voltluk bir araçta bu iddianın gerçek olması da mümkün. Muhtemelen en üst araçlarda en kaliteli piller olan Çinli yine üretici Cattle'ın pillerini kullanıyorlar diye tahmin ediyorum. Bu çerçevede Model 3'ten biraz daha üstün bir araç var. Toparlamak gerekirse Tesla Model 3'e göre daha ekonomik arabalar bunlar. Menzillerde daha üstünler ve arabalar daha kolay şarj oluyor. Öte yandan muhtemelen bunları daha yüksek maliyetlerle gerçekleştiriyorlar ve süper zarar eden bir şirket olacak karşımızda. En azından belli bir yıllık üretim adetine gelene kadar benim öngörüm 450-500 bin üretim adetlerine yıllık ulaşmadığı sürece bu zararlar katlanarak da devam edecek. Fakat tüm bunlar Tesla ile rekabet etmeye yetmez çünkü Tesla'nın bile otonom sürüş silahı var. Xiaomi de bu konuda aslında yatırım yapmış da otomobillerini üretmeye başlamadan önce BYD'den ödünç aldığı arabalarla Çin otoyollarına veri toplamaya başlamış ve iddialara gelecek yılda itibaren en azından otoyollarda tam otonom sürüşe ulaşacakları ve bugünkü haliyle bile park yeri bulmak ve doğru şekilde park etmek gibi pek çok konuyu Xiaomi'nin çözebildiğini söylüyorlar. Fakat CEO'su bu konu çok açık konuştu. Dedi ki bizim sistemimiz biraz karmaşık. Tesla sadece kameralarla çözüyor bu işi. 8 tane kamera var biliyorsunuz Tesla'da. Buna karşın Xiaomi'lerde 11 tane kamera var, 12 tane ultrasonik sensör var, bir lidar var, iki radar var. Nvidia'nın çiplerini kullanıyorlar bütün bu sistem için. O yüzden yani bizimkisi aslında ideali değil bu işin. Biz de Tesla gibi olmak istiyoruz nihayetinde. Ama henüz orada değiliz. O yüzden böyle başlayacağız dedi. Bu da şu anlama geliyor. Çok daha yüksek maliyetle çözecekler bu işi. Çok daha kompleks bir sistemle çözecekler. Ama insanlar otonom suç duygusunu daha erken yaşayacaklar. Yani kar amacınız yoksa zarardan korkmuyorsanız bu yolda gidilebilir ama eninde sonunda varacakları yer Tesla gibi olmak ve Tesla burada epey ileride gibi gözüküyor. Mesela kabaca şu ana kadar yollardan 10-15 milyon kilometre civarında veri topladık diyor B.Y.D. Tesla bunun çok çok ilerisinde neredeyse günlük olarak bunu topluyor unutmayın. 5 milyon araç şu anda yollarda veri toplamaya devam ediyorlar. Yani bu yönüyle Tesla açık ara önde yöneticisi zaten bunu kabul ediyor ama tüketici öyle hissetmeyebilir. Tüketici lider radar anlamaz benim arabam otonom gidiyor der. Fiyatı da makul Çin devleti sübhanse etsin. Peki bütün bunları özetlediğimizde Xiaomi iyi bir yatırım fırsatına benziyor mu? Tesla'ya karşı nasıl görüyorum ve Apple'a karşı nasıl görüyorum? Finansal tabloları biraz sonra gireceğiz. Ama özünde şöyle düşünüyorum. Bir kere bu şirketin epey bir parası var ve arkası Çin devleti olduğuna göre paraya da ulaşabilir. Artı cep telefonu işinden de belli bir miktarda kar ediyor Apple kadar değilse bile bu zararı finanse etme şansına sahip devlet desteğini arkasına alınca. Dijital teknolojilere son derece hakimler. Daha baştan itibaren bence arabanın dijital dünyayla buluşmasını çok doğru çözümlemişler. Muhtemelen içindeki yazılım Avrupalı rakiplerinin çok çok üstünde testlerle rekabet edecek boyutta. Şirketin vizyonu da güzel. Cep telefonu ve otomobili çok entegre görüyor birbirine. Ve bence de öyle olmalı. Zaten ileride bence araba almayacağız. Cep telefonlarımızın bir uzantısı gibi zaman zaman ihtiyacımız olduğunda ona ulaşacağız. O yönde de vizyonu çok doğru buluyorum. Çok büyük bir pazardalar. Çin pazarındalar. Marka çok seviliyor Çin'de. Xiaomi markasının yaptığı her şeyi insanlar çok merakla bekliyorlar. CEO'yu da çok seviyorlar. Negatif yönlere bakınca hala üretim tesisi yok. Hiç bu işi yapmamıştım daha şimdiye kadar. Yani bir tecrübesi yok. Bu arabalar yolda gerçekten ne yapar onu bilmiyoruz. Bazı komik videolar düşmeye başladı bile. Ve çok ama çok zarar edecek ölçeğe Ölçeği yok bu ölçeklenmeye kadar büyük bir zarara katlanması gerekiyor. Eğer Çin'de kredi pazarları kapanırsa, devlet desteğini keserse bu işin içinden çıkar emin değilim. Otomobil için bence en önemli mesele haline gelen otonom suçta epey geride. Fakat inanın bana Avrupalıların çok önünde şu anda bile ve batı pazarlarına açılmakta da biraz sıkıntısı olabilir. Niye? Çünkü antidumping yasaları çok var biliyorsunuz böyle firmalara karşı. Peki şirketin finansal tabloları nasıl? Bir de onlara göz atalım. Şirket şu anda 49 milyar dolarlık bir değerlemeye sahip. Tesla 500 milyar doların üzerinde. Cep telefonu tarafında Xiaomi'nin rakip olduğu Apple 2 trilyon doların üzerinde. Onlarla kıyaslayıcı bir hayli küçük bir firma. Fakat bu firma Çin'de değil. Amerika'da olsaydı 50 milyar dolar olmazdı bence. 200-250 milyar dolar rahat olurdu. Maalesef Çin borsası bir türlü değerlenemiyor. Daha var farklı videolarda bundan bahsetmiştim. Finansal tablolara baktığımızda kar eden bir şirket bu. Son 12 ayda 38 milyar dolar ciro yapmışlar. Buradan 8.97 milyar dolar brüt karları var. Esas faaliyet karları 2.3 milyar dolar. Net dipte bıraktığı parada 2.4 milyar dolar son 12 ayın karı. Bu yönüyle olumlu. Yani otomobil tarafındaki zararın bir bölümüne katlanabilir gibi gözüküyor. Karlığa baktığımız zaman %21 civarı bir brüt kârla çalışıyor. Bu öyle pek harika değil. Çünkü bu cep telefonu tarafı unutmayın. Apple'ın burada karı daha fazla. Siz de biraz sonra göreceksiniz. Nakiti var mı? Epey var. 15 milyar dolar civarında nakiti var. 3 milyar dolar da alacağı var. Toplam cari varlıkların büyüklüğü 28 milyar doları buluyor. Toplam varlıkların büyüğü 40 5 milyar doları buluyor. Buna karşı cari borçlar 16 milyar dolar civarında. Toplam borçlar 22 milyar. Yani sermayesi de kuvvetli bir firma var karşımızda. İki Amerika rakibiyle de kıyaslayalım. Bir yandan Tesla ile. Niye? Çünkü otomobil firması oluyor yavaş yavaş. Bir yandan da Apple ile. Apple korktu bu işlere giremedi. Sırf cep telefonları kaldı ama Xiaomi orada da var ve bayağı da kuvvetli bir oyuncu. Değerlem olarak demin bahsettim. Tesla 536 milyar dolar. Xiaomi 49 milyar dolar. Apple ise 2.6 trilyon dolar değere sahipler. Sekinlik alfa sonuçlarına bakacak olursak Euro büyümesinde de geride kalan bir firma Tesla daha hızlı büyüyor. Xiaomi belki de o yüzden bu işe giriyor. Bakın Apple büyümüyor, o da büyümüyor. Niye? Çünkü cep telefonu pazarı genelde büyümüyorlar. Karlılık olarak baktığımızda Apple'ın kar marjı %45, Xiaomi %21. Cep telefonu üreticisi olarak Apple'ın yarısı karı bile edemiyor. Tesla %18 araba üretirken bu brüt karı yapıyor. Xiaomi araba üretirken zararla başlayacak. Yani şu tablolar gelecek sene daha da bozulacaklar. Çok fazla finansal tablo detayına girmeyeceğim. O tip şeyleri bizim YouTube katıl üyeleriyle yapıyoruz. Siz de Gelin orada finansal tabloların içinden geçiyoruz resmen. Nihai karar. Bence Xiaomi Tesla'nın dünyadaki tek ciddi rakibi. Bakın bunu çok iddialı şekilde söylüyorum. Finansal tablo olarak elbette değil daha çok çok gerilerde. Otonom sürüşlere gerilerde ama Çin'in bence Tesla'ya karşı çıkarttığı gerçek rakip Xiaomi. de değil de bir sürü farklı araçlar üreten kafası epey dağınık bir kurduş. Karlılıklarına da pek bayılmıyorum. de bir masif üretici olabilir ama Xiaomi'nin rakibi olacak kalitede bir şirket değil. Nio bir zamanda inandığım bir firmaydı fakat Xiaomi ile olan farkı çok büyük. Xiaomi'nin çok daha kapsamlı, çok daha büyük düşündüğünü görüyorum burada ve dijital dünya ile olan birleşimde çok daha iyi görüyorum. Ve CEO kalitesinde de Elon Musk'a en çok yaklaşan Çinli CEO olduğunu düşünüyorum. Şirkete ben şu anda yatırım yapmayı düşünmem. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama ise senin yukarı doğru gitme ihtimali yüksek. Ben Çin'den biraz korktumdan yapmam şu an açıkçası. Yoksa düşünebilirdi. Ama yakın takibe alacağım bir şirket oluyor. Benim bir izleme listem var böyle. Çünkü eğer bu şirket bu arabaları hakikaten bu hızla üretip bir süre sonra bunlardan kar etmeyi becerebilirse yatırım radarıma kesinlikle girer. Şu anda zor bir dünyaya geliyor. Çin'de çünkü çok ciddi rekabet var. Bir yandan da Tesla rekabet edecek. Ama vizyon, entegrasyon fikirleri ilk arabanın bu hızla ortaya çıkılmış olması sadece 3 yılın sonunda ortaya çıktı. Ve bu kalite de ortaya çıkmış olması. Yani arabanın her şeyde de yerli yerinde gözüküyor. Gerçekten büyüleyici. O yönden ben Xiaomi'yi Tesla'nın dünyadaki gerçek rakibi olarak görüyorum. Ve o vizyonda ilerleyecek bir şirket diye düşünüyorum. Şu anda yatırım radarımda değil ama takip radarıma giriyor. Evet benim görüşlerim bu şekilde. Siz de sorularınızı ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Unutmayın anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Sadece kendi görebildiklerimi sizle paylaşmak istedim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın